Merkez Bankası'nın kendisini köşeye sıkıştırdığını geçtiğimiz videolarda sizlerle paylaşmıştım. Nedenlerini bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. İngiltere tam kapanmaya gidiyor ülke genelinde arkadaşlar. 4.6 milyar sterlinlik hibe kredisi açıkladı. Altın 1950 dolar seviyesini gördü uluslararası piyasalarda. Bu yükseliş devam edecek mi? 1950 seviyesi kırılırsa altının onsu nereye gidebilir? Dolar 7.30'un üzerinde kalmaya devam ediyor. Burayı kendisi bir taban haline getirdi mi ve Merkez Bankası'nın faiz kararı dolar üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Bütün bunları bu videoda sizler için paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Merkez Bankası meselesini konuşacağız. Yani Merkez Bankası bir faiz arttırımı yapacak mı, yapmayacak mı? Bunun dolar üzerindeki etkisi ne olur? Mevcut enflasyon ve mevcut politika faizine bakıldığı zaman Merkez Bankası'nın yeni bir faiz arttırımı yapmak için alanı var mı, yok mu? Buna nasıl bir kulp, nasıl bir bahane yaratabilir? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağım arkadaşlar. Ama önce korona nedeniyle İngiltere'nin attığı adımlardan biraz bahsetmek istiyorum. İngiltere tabii ki sadece bir örnek. Bütün dünyayı İngiltere örneğiyle değerlendirebiliriz. Özellikle Türkiye'yi İngiltere örneğiyle değerlendirebiliriz. 4.6 milyar sterlinlik bir yardım paketi açıkladı. Kime verecek bu yardımı? Bu süreçte, kapanma sürecinde zarar görenlere verecek. Zarara uğrayan işletmelerine 4.6 milyar sterlin bir yardım paketi açıkladı. Öyle hiç beklemeden. Üstelik bu yıl içerisinde yine 250 milyar sterlinin üzerinde bir hibe yardım paketi açıklanması bekleniyor yine İngiltere tarafından. Buradan bir Türkiye'ye dönelim, sonra İngiltere'ye tekrar geri gideriz. Türkiye pandemi sürecinde, kapatmalar sürecinde ne yaptı? Esnafına 1000 liralık kira yardımı yaptı. Bu da esnafın ayakta kalmasını sağlamıyor ve sağlamayacak. Her geçen gün esnaf biraz daha zora düşmeye, dara düşmeye devam ediyor. Öbür taraftan esnafın en önemli ihtiyacı olan finansmanı da kısmaya devam ediyor. Yani faizleri hızlı bir şekilde yukarıya çıkarttı. %17'ler seviyesine kadar. Piyasa faizleri ise %18-19 civarındaki mevduatla karşımıza çıkıyor. Kredi faizlerine baktığımızda zaten %20'lerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Esnafın, KOBİ'nin, üreticinin kendini finanse etmesi daha da zorlaştı ve daha da köşeye sıkıştı. Arka arkaya iflaslar ve kapanmalar gelecek. Bir tarafta İngiltere'yi, Almanya'yı görüyorsunuz. Esnafına, üreticisine, KOBİ'sine sınırsız hibe kaynakları sağlıyor. Öbür taraftan Türkiye'ye bakıyorsunuz. Ya kredi teklif ediyor, ya IBAN numarası veriyor. IBAN'la birbirimize yardım edelim. Ya da arkadaşlar çok düşük miktarda yardımlar yaparak insanların gözünü boyamaya çalışıyor. Bu arada asgari ücret açlık sınırının altında kalmaya devam ediyor. İşsizlik her geçen gün biraz daha artıyor ve yoksulluk, açlık sınırları da her geçen gün biraz daha yükseliyor. Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir ülkesinde bizim yaptıklarımız yapılmıyor. Faizler arttırılmıyor. Hibe yardımı yapılacaksa yapılıyor. İnsanlar borçlandırılarak günü kurtarsın denmiyor. İnsanlar eğer ki evlerine kapatıldıysa onlara mutlaka devlet kaynaklarıyla yardım yapılıyor. 4 milyarı üretici, esnaf ve KOBİ'lere gidecek. Geriye kalan 600 milyonu da yanındaki diğer ülkelere verilecek. Onlar fonlanacak. Çok iç içe İngiltere, İskoçya'yla ve Kuzey İrlanda'yla, onlara da 600 milyon sterlinlik bir fon sağlayacak bu süreç içerisinde. Çevresine de öyle destek veriyor. Yani sadece çevresindeki ülkelere para akıtıp kendi ülkesini ikinci plana atmıyor. Önce büyük yardımı kendi ülkesindeki esnafa, KOBİ'ye, üreticiye yapıyor. Kalan küçük miktarla da etrafındaki ülkelere destek veriyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Başka ülkelere oluk oluk para akıtmaya devam ediyoruz. Ama kendi vatandaşımıza gelince para yok diyoruz, kaynak yok diyoruz. Almanya'da da yine buna benzer bir örnek var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Alman turizm devi. Türkiye'deki pek çok acenta, otel ve firmada bu devle çalışıyor. TUI arkadaşlar. Dünyanın en büyük turizm acentalarından birisi burası. Batmak üzereydi. Özellikle bu pandemi sürecindeki kapanmalar, turist akışının önünün kesilmesi nedeniyle Avrupa Komisyonu TUI'yi ayakta tutmak için tam 1 milyar 250 milyon euroluk kaynak veriyor. Çünkü TUI Avrupa ekonomisine çok büyük kazanç sağlıyor arkadaşlar. Tüm turizm akışını sağlıyor. Hem Fransa'ya, hem İngiltere'ye, hem Almanya'ya, hem İspanya'ya batırılmaması gereken bir firma. Yani 3-5 tane beton yaparak ayakta duran, devletin kamu kaynaklarını sömüren bir firma değil. Vergileriyle kamuyu besleyen bir firma. Turist girdileriyle yine Avrupa ülkelerini ayakta tutan bir firma. Özellikle
Güney Avrupa ülkelerinden bahsediyorum arkadaşlar. Nitekim bu yüzden TÜİ gibi firmaları batırmıyorlar. Aynı zamanda havacılık sektöründe biliyorsunuz 56.2 milyar euroluk bir kayba uğradı Avrupa'da. Onların da ayakta tutulması için devletler çok ciddi destekler veriyor onlara da. Biz ne yapıyoruz? Kendi vatandaşımızı göz ardı ediyoruz arkadaşlar. Gelelim Merkez Bankası meselesine. Merkez Bankası tamamen kendisini köşeye sıkıştırmış durumda. Şimdi de faizi arttırabilmek için bahane yaratmaya çalışıyorlar. Burada insanın aklına olur olmaz bir şey geliyor. Mesela acaba birileri birilerine söz verdi. Faizi her koşulda arttıracağız, şu seviyeye kadar getireceğiz. Her koşulda yükselteceğimiz için de Türkiye'ye paranızı getirin, yatırım yapın mı dedi de Merkez Bankası faizleri daha da arttırmak için bahaneler yaratmaya çalışıyor. Merkez Bankası ne bahanesi yaratmaya çalışıyor? TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin daha da yükseleceğini söyledi Merkez Bankası. Ocak ayında yükselişin devam edeceğini söyledi. Temel mal grubundaki maliyet etkisinin arttığını söyledi. Dolayısıyla aslında şunu söylüyor. Ocak ayında yüksek bir enflasyon gelecek. Muhtemelen %17-18'leri aşan bir enflasyon olacak. O nedenle biz önden yüklemeli faizimizi yapalım kardeşim. Aynı önden yüklemeli faiz indirimlerinin yapılması gibi. Neden önden yüklemeli diyorum? Artık Türkiye'nin politika faizi enflasyon üzerine çıkmış durumda. 300 baz puanlık bir pozitif ortamda. Elbette cazip bir faiz ortamı yok ama reel faiz var mı? Var. Pozitif faiz var mı? Var. Ve dünyada bir yığın ülke negatif ortamdayken Türkiye'nin 300 baz puanlık bir pozitif ortamda olması önemli. Bunun üzerine 200 baz puanlık daha faiz arttırımı yapabilmeniz için ya da 100 baz puanlık daha faiz arttırımı yapabilmeniz için bir neden koymanız gerekiyor. Neden var mı? Yok arkadaşlar. Resmi enflasyon verisi diyor ki %14.6. Politika faiz ne diyor? %17. İşte Merkez Bankası onun için yavaş yavaş enflasyon daha da yükselecek açıklamaları yapmaya başladı. Merkez Bankası 200 bas puanlık ya da 100 bas puanlık bir faiz artırımı daha yapmazsa doların freni ellerinden kaçacak. Onu biliyorlar. Yani döviz tekrar yükselmeye başlayacak. Şu anda 7.30'ların üzerinde, 7.40'ların üzerinde duran dolar kuru muhtemelen Merkez Bankası'nın faiz arttırmayacağı beklentisi daha da güçlenirse çok hızlı bir şekilde daha faiz kararı gündeme gelmeden zaten 7.98 aralığına yerleşecek. Bir de Merkez Bankası faiz kararı vermezse yani faizleri arttırmazsa o zaman arkadaşlar tekrar geldiğimiz yere geri döneceğiz. Onun için size Merkez Bankası kendisini köşeye sıkıştırıyor demiş idim. Bu dönemde faiz arttırmanın doları düşürme üzerinde bir etkisi olmayacak demiştim. Nitekim şimdi tekrar o tarafa doğru çok net bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Kuru baskılayacak faiz enstrümanı da kalmamış durumda. Yeni faiz arttırımları yapılırsa enflasyon %14.6 seviyesindeyken anlayın ki ya birilerine söz verildi ya da başka bir oyun dönüyor ya da arkadaşlar Merkez Bankası tam takır kuru bakır olduğu için faizi mümkün olduğunca cazip hale getirelim, dövizi baskılamaya çalışalım kafası var. İşe yarar mı? Bu ay işe yarasa bile bir dahaki ay işe yaramayacak. Faizi yukarı çektikçe enflasyonu da baskılayamamaya başlayacaksınız. Bir yandan enflasyon, bir yandan faiz. Kırılganlıklarınız artacak. Reel sektörünüz göçecek. Reel sektör göçtüğü için bankalara olan borçlarını ödeyemeyecek. Bankalara olan borçlar ödenmediği için banka batıkları artacak. Geçen seneden gelen o konut kredileri, tüketici kredileri furyası vardı biliyorsunuz. Geç ödemeli, ertelemeli, ödemeli olan krediler. Onların da zamanı geliyor. Onların da batık oranlarında çok ciddi bir artış gözlenecek. Çünkü herkes nasıl olsa 2021'de işler düzelir diye o evleri, o arabaları aldı. O tüketici kredilerini aldı. Oysa işler her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Sadece İngiltere ekonomisi kapanmıyor ki. Avrupa'daki pek çok ülkenin ekonomisi sınırları kapanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracatı tepe taklak. İthalat devam ediyor, cari açık artıyor ve kısa vadeli dış borçları ödeyebilmek için bir kaynak da yaratamıyor kendisine Türkiye. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz arttırımları enflasyonu düşürmeyeceği gibi kur üzerindeki riskleri de arttırmaya devam edecek ve kur da kırılacak işin kötü tarafı. Neredeyse 2 aydır bunu anlatmaya çalışıyorum size. Israrlı bir şekilde yapılan hatanın ne kadar büyük olduğunu, Türkiye'nin nasıl ciddi bir faiz sarmalının içerisine sokulduğunu anlatmaya çalışıyorum. Enflasyonun düşmeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Ve nitekim düşmedi de arkadaşlar. 2020 yılı başında
başında %8'lik enflasyon hedefleniyordu. %14.6 ile kapattık. Bakın buraya yazıyorum. Bu senede ne diyoruz? Yıl sonu itibariyle tek haneli enflasyon rakamını yakalamaya çalışacağız. %20'nin altında kalırsa enflasyon şanslıyız arkadaşlar. Bütün dengeler bozulmuş durumda. Sadece para piyasaları oyunlarıyla, sadece kur baskılanarak ekonominin düzeltilmeye çalışılması büyük bir hatadır. Bu hata geçmişte de yapıldı, bugün de yapılmaya devam ediliyor. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı da açıklama yapıyor. Ne diyor? Merkez Bankası'nın politikalarını destekleyeceğiz. Buna göre reformlar yapacağız. Reformlar ne diye soruyorsunuz? Cevap yok. Ekonomiyle ilgili atılmış, reel sektörü kurtaracak bir tane adım var mı? Yok arkadaşlar. Çiftçiyi ayakta tutacak bir tane adım var mı? Yok. Esnafı, üreticiyi, KOBİ'yi ayakta tutacak bir tane adım var mı? Yok. Vatandaşı ayakta tutacak bir tane adım var mı? Yok. Bu kadar bozulmuş bir sistemin kısa vadede çökmesi kaçınılmazdır. Kuru da kısa vadede bu seviyelerde tutarsınız, yarın öbür gün öyle büyük bir kırılma yaşanır ki neye uğradığınız şaşırırsınız. Örnekleri var. Arjantin, Brezilya, Venezuela. Dünyada da risk ortamı artıyor. Görüyorsunuz, Amerika ile Çin birbirine giriyor. Amerika ile İran birbirine giriyor. Amerika, Türkiye birbirine giriyor. Katsa yaptırımları. Bakın gündemde 20 Ocak'ta Biden'ın koltuğa oturması ile birlikte, hele ki Georgia seçimlerinden bir de demokratlar çıkarsa, oradaki iki senatör de demokrat olursa ve 50'ye 50 eşitlik sağlanırsa, buyurun mavi dalga, yani demokratların istediği gibi at koşturabilecekleri bir ortam gelecek. Biden'ın eli çok daha güçlenecek. Dış politikada çok daha sert adımlar atmaya başlayacak. Maliye politikalarında çok daha sert adımlar atacak. Katsa yaptırımlarının muhtemelen Türkiye'ye çok daha sertlerini uygulamaya başlayacak. Bunların hiçbirini hesaplamadan iki tane çizik atıp dolar şu olacak, bu olacak demek afakidir. Şimdi gelin biraz rakamlara bakalım. 148 bin seviyesinde borsa var. Konuşmaya bile gerek yok. Türkiye'nin sadece makroekonomik verileri bile, yani uluslararası risklerini bir kenara atıyorum, Avrupa'daki kapanmaları bir kenara atıyorum, koronayı bir kenara atıyorum, Amerika-Türkiye ilişkilerini bir kenara atıyorum, Amerika-Çin-İran ilişkilerini bir kenara atıyorum. Onların hiçbirini saymasak, Türkiye'nin sadece kendi ekonomik kırılganlıkları bile borsanın bu seviyesini desteklemiyor arkadaşlar. Reel sektörün durumu borsanın bu seviyesini desteklemiyor. Bankacılık sektörünün durumu borsanın bu seviyesini desteklemiyor. Hodri meydan. Çıkartsınlar bilançolarını, koysunlar ortaya. Bankalar ne kadar gerçek batıkları var, koysunlar ortaya. Reel sektör şirketleri, borsaya kote olan reel sektör şirketleri alenen gerçek karlılıklarını açıklasınlar da görelim. Varlık fonu etkisini kaldırsın borsa üzerinden de görelim. Gerçek yatırımcı borsada işlem yapmaya başlasın da borsa buralarda kalabiliyor mu kalmıyor mu görelim. Onun için borsanın bence hiçbir gerçekçiliği yok. Ha, bu süreci bir süre daha devam ettirirsiniz. Krizi derinleştirmekten başka hiçbir şey yapmazsınız arkadaşlar. Gelelim dolara. 7.40, 7.38, 7.37, 7.45 o civarda gidip geliyor. Şunu söyleyebilirim. Buralarda kendisini sağlam bir destek oluşturuyor. Yavaş yavaş piyasada Merkez Bankası'nın yeni faiz arttırımları yapamayacağı meselesi de konuşulmaya başlanıyor. Dolar faizle durdurulamayacak. Satacak dolarınız da yok. Merkez Bankası rezervleriniz de boşalmış. Kamu bankalarınız da zor durumda. Özel bankalarda sizinle swap anlaşmaları yaparak yeterince destek vermiyor. Uluslararası piyasalardan kaynak bulamıyorsunuz. İyice sığlaşmış, iyice kıtlaşmış bir döviz piyasanız var. Faiz enstrümanın gücünü de kaybettiğiniz an itibariyle doların yükseliş eğilimine girmesi kaçınılmazdı ve göreceksiniz, öyle çok uzun vadelerde falan değil, dolardaki yükseliş eğilimi hızlanacak. İlk etapta 7.90, sonra 8 kırılacak ve geldiği noktaya geri dönecek. Ondan sonrasını tekrar oturup konuşacağız. Çünkü ondan sonrası Allah kerim arkadaşlar. Euro, sterlin, diğer para birimleri de yine dolara paralel olarak yükseliş eğilimini devam ettirecek. Altının onsu ısrarlı bir şekilde 1950 doların üzerini zorluyor arkadaşlar. Şu anda 1951, ilk hedefi 1980, sonraki hedefi 2000 dolar olacaktır. 2000 dolar kırıldığı zaman zaten altının onsunu kimse tutamaz, kusura bakmayın. Önce 2080'e gider. 2080'de kırdıktan sonra yeni rekor denemeleri yapmaya başlar. 2021 yılında önce 2300, sonra 2500 dolarları konuşuruz. Koşullara bağlı olarak 3000 dolar seviyesi de zorlanabilir 2021'de. Altının onsu doların yükselişine bağlı olarak gram altında da yükseliş eğiliminin artacağını göreceğiz. Zaten 460'ın üzerine attı kendisini tekrar. 500 seviyesi artık bir
bir hedef bile değil. Bakın altın çizerek söylüyorum. 500 lira seviyesi bana göre gram altında bir hedef bile değil. 500 çok rahat bir şekilde yakalanacak ve aşılacak. Geldiğimiz noktaya gram altında da geri döneceğiz. Yani 530-540 aralığına ilk etapta. Sonrasında mı arkadaşlar? Ons'taki rekor denemeleri ve dolardaki kırılmalarla birlikte bu sene, evet bu sene içerisinde 1000 liranın üzerini konuşuyor olacağız. Çünkü hiçbir şey değişmedi. Aksine riskler her geçen gün artmaya devam ediyor. Onun için dünyada altının onsu, Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek. Bunların ikisine bağlı olarak da gram altında da rekor denemeleri göreceğiz. 1000 lirada bu seneki hedef noktamız olacak iyi ihtimal. Daha sonrasında nereye gideceğimizi de ayrıca konuşuruz. Dolar, altın, euro, sterlin gibi para birimleri önümüzdeki sene Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam ederken altın fiyatları da yükselmeye devam edecek ve nakitin yine kral olduğu bir dönem içerisindeyiz. Ancak ve ancak her şey stabil olduğunda değişecek. Bunu unutmayın. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.